Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Ben Armir. Codman'in lanetli listesini büyük ihtimalle birçoğunuz yakından tanıyorsunuz. Bu lanetli liste 3'e ayrılıyor. Sağ tarafta bulunan efsaneler aile üyeleri olarak biliniyor. Sol tarafta en altta bulunanlar da kurbanlar. Ve son olarak sol tarafın en üstte bulunanlar da hikaye olarak geçiyor. Bugün ise dostlarım hikaye kısmında bulunan Hodi efsanesini sizlere anlatacağım. Umarım doğru söylüyorumdur. Dostlarım, ilk başta belirtmek gerekirse bu efsane bir psikopat. Yani öyle bildiğiniz psikopatlardan değil, gerçek hayatta da bir ruh hastası. Ve artı olarak da dostlarım, gerçek hayatta da bir efsane olarak geçiyor. Mesela örnek vermek gerekirse Slenderman'i biliyorsunuz, Jeff the Killer'ı biliyorsunuz. Onlar gibi dostlarım gerçek hayatta da bir efsane olarak biliniyor. Ve Minecraft'a gelmiş bir efsane, yani Codman'in ekibine falan nasıl geldi inanın hiçbir fikrim yok. Her neyse dostlarım, daha fazla uzatmadan bu ruh hastası efsanenin hikayesine geçelim. Dostlarım, videoyu 2 dakika bölüyorum. Bildiğiniz gibi bu tarz videolar yapmak cidden beni yoruyor. Sizlerden de abone ol tuşuna bir osturuk atarsanız, like tuşuna da tekme tokatlarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Her neyse dostlarım, videoyu daha fazla uzatmadan bu psikopat efsanenin hikayesine hızlıdan geçelim. Bir Minecraft oyuncusu gününü neredeyse Minecraft oynayarak geçiriyordu. Ve yine her zamanki gibi tekli oyuncuda hayatta kalma dünyası açmıştı. Her şey ilk başta gayet normal ilerliyordu. Ekran kaydı alan oyuncu bir süre odun kırdıktan sonra bir takım eşyalar yaptı. Ve oyuncu madenden demir toplayıp demir set çekmek istedi. Uzun bir süre ardından oyuncu demir setini çekmişti. Ve artı olarak da çok mutluydu. İlk defa bu kadar tatlı ve sakin gelişiyordu. Fakat dışarı çıktığında ise Minecraft'ta olmayan bir blok gördü. Bu blok glitchlenmişe benziyordu. Fakat oyuncu bu durumdan cidden çok ürpermişti. Adeta dili tutulmuştu. Ne yapacağını bilmiyordu. Bir Minecraft'ın bug'ıdır ya da glitch'idir olduğunu düşünerek yoluna devam etti. Yaklaşık 20 dakikanın ardından oyuncu kendine ev yapmıştı. Bu ev tatlı ve küçüktü. Küçük olmasından ziyade gayet kullanışlı bir evdi. Ve tekrardan madene inmek istedi. Çünkü bu sefer aklında elmas set çekmek vardı. Ve hızlısından direkt maden kazmaya başladı. Oyuncu uzun bir sürenin ardından tekrardan madenden çıkmıştı. Yani çok elmas bulamasa da gayet yeterli bir demir bulmuştu. Ve oyuncu bu eşyaları koymak için evinin yolunu tuttu. Fakat tekrardan dışarı çıktığında ise oyuna başladığında gördüğü bloğu evinin tamamını sarmış bir şekilde gördü. Oyuncu delirme seviyesindeydi.
Evinin tamamı o blokla kapanmıştı. Oyuncunun içinde ne kadar oyundan çıkmak istese de yine de bu gizemin peşini kovalayacaktı. Evine üzgün bir şekilde bakarken bir anda oyunu glitchlendi. Kendini Nether'da buldu. Fakat bulmasından ziyade karşısında bir varlık vardı. Bu varlık ise Hoodie efsanesiydi. Ve oyuncu dayanamayıp o varlığa saldırma kararı aldı. Fakat saldırdığında ise oyunu bir anda çöktü. Ve dostlarım burada da hikaye bitiyor. Sizler bu efsane hakkında neler düşünüyorsunuz? Teorileriniz falan varsa yorumlara uçun. Ben burada videoyu bitireceğim dostlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.